Babasının yüzüne karşı söylemeyi sevdiği karadır kaşların türküsündeki gibi kara kaşlı olan Ayfer, 1948 yılında dünyaya geldi. Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. O dönemdeki pek çok yaşıtı gibi ülkede ve dünyada esen 68 rüzgarından etkilenmemesi düşünülemezdi. Kimya eğitiminde özgün bir ekol olan İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik nosyonunu da geliştiren Ayfer, hem akademiyi hem de kimyayı severek geçirdi öğrencilik hayatını. Ayfer, politik bilincinin yoğrulduğu bu yıllarda öğrenciliğinin ardından aynı okulda asistanlığa başladı. Çocukluğundan bu yana başkalarının derdini dert edinen, kendisini ortaya koymayan Ayfer, gerçek dostlukların, yol arkadaşlıklarının ilmeklerini de sıkılaştırıyordu her geçen gün. Kısa bir süre sonra asistanlığı bırakıp önce Konya, ardından Ankara Maden Tetkik Araştırma Kurumu'nda çalışmaya başladı. Dönemin ruhuna uygun olarak hızlı bir yaşam sürmeye başlayan Ayfer, bu esnada araya bir evlilik, bir de erkek çocuğu sığdırmıştı. İşte bu döneme rastlar Ayfer'in Kimya Mühendisleri Odası'ndaki çalışmalarını yoğunlaştırması. Ankara Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri sırasında tabiri caizse arı gibi çalışır. O dönemde odaya gelip giden gençlerin mesleği sevmelerinde ve oda mücadelesine katılmalarında Ayfer'in payı yadsınamaz. Sadece Ankara'yı ile sınırlı görmez kendisini. Bursa, İstanbul, İzmir gibi şubelerinde çalışmalarına katkı koyar samimi bir şekilde. Zaten KMO camiasını da o samimiyet ve çalışkanlık etkilemiş ve Karakaşlı Ayfer özellikle gençler için Ayfer abla oluvermiştir. 90'ların karanlık yıllarında TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Ayfer, ülke gündemine gelen pek çok netameli konuda TMMOB adına katkı koymuş ve Mehmet Yüksel Başkurt ile birlikte hazırladıkları çalışma raporunu yıllar sonrasına kalacak bir belge niteliğine büründürmüştür. Ayfer'in son durağı olan İstanbul Şubesi'ndeki gençler, Ayfer ablalarını çok sevmiş ve aramızdan ayrılana dek yanından ayrılmamışlardır. Not düşmeye gerek yok ama gözlüklerinin arkasına sakladığı gülen gözleriyle kendisinden çok karşısındakini düşünen kara kaşlı Ayfer, KMO'yu, KMO camiası da Ayfer'i çok sevdi. Kaset koy da şöyle bir neşelenelim sen abi. Özal iktidarı tarafından kamu işletmelerinin tasfiyesi için ilk adımlar 80'li yılların ortasında atılmaya başlanır. Amerikan danışmanlık firmalarına hazırlatılan raporlara dayanarak birçok kamu işletmesinin özelleştirilmesine karar verilir. Petrol İş, hem işçilerin hem de toplumun çıkarlarına aykırı bu kararları daha ilk günlerinde sınıfsal bir perspektifle değerlendirip, özelleştirme karşıtı tutumunu açık, net bir şekilde kamuoyuna ilan eder. Ve Petrol İş, o günden bugüne özelleştirme karşıtı mücadelenin öncüsü olmayı sürdürür. Özelleştirmeleri yapmaya kalkanların, bu özelleştirme uygulamaları yapanların peşini bırakmayacağız. Bir yandan örgütlü gücüne dayanan yürüyüşler, direnişler, iş yeri terk etmeme, açlık grevleri gibi eylemlerle mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da çok boyutlu ve kararlı bir hukuk mücadelesi yürütür.
Ayfer sadece KMO ve TMMOB çalışmalarına katkı koymadı elbette. Mühendislik bilgisini kamucu bakış açısıyla bütünleştirip, özelleştirme karşıtı politikaların önemli mimarlarından oldu uzun süre. Petrol iş bünyesinde ve kamu işletmeciliğini geliştirme merkezinde pek çok değerli başka isimle birlikte, tabiri caizse bas bas bağırdı özelleştirmelere karşı. Üstelik bu bağırışın, bu haykırışın altı hiç de boş değildi. Biz iş yerine yönelik, sonra bölgeye yönelik, o ile yönelik, kamuoylarına yönelik, Türkiye kamuoyuna yönelik çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani iş yerlerimizle ilgili raporlar hazırladık. Her iş yerimizi ayrı ayrı raporlar hazırladık. Bu konuda kamu işletmeciliğini geliştirme merkezi KİGEM'i birlikte birçok sendikayla birlikte kurduk. Örneğin gerçekten ciddi hukuksal çalışmalar yapıldı. Yani sadece istemezlik mantığını değil, niye istemeyeceğimizi, niye özelleştirilmesi gerektiğini gerekçelerle anlatmaya çalıştık. Petrol iş, özelleştirme karşıtı mücadelesini birçok iş yerinde yürütür. Akdeniz Gübre, İpragaz, Petlas, Petrol Ofisi, Gemlik, Kütahya, Samsun Gübre Fabrikaları, İksaş, Bursa Gaz, Esgaz, Tüpraş ve Petkim. Sadece salonlardaki haykırışlarının yetmeyeceğini bildiği için alanlarda da yükseltti sesini işçi sınıfının Ayfer ablası olarak. Aynen KMO camiasında olduğu gibi sendikal örgütler ve işçiler tarafından da çok sevildi Ayfer Küpeli. Buraya geldik çünkü Ayfer abla gerçekten TMMO ve Şinyan Mançalası'nda çok büyük emekleri olmuş birisi. Petrol işte çok ciddi emekler vermiş bir insan. Bir Marksist ömrünü mücadeleye adamış birisi. Ve buraya taşıdığımızda da iyi yaptınız. Eve yakın oldu. Hemen buradan yukarı çıkarım diye bize şey yapıyordu. İyi oldu diyordu. Aslında biraz onun için yakına geldik. Asansörümüz olsun diye. Ve her zaman derdi ki hani burayı gençlere teslim edelim derdi. Ve teslim ettikten sonra da çekip gidenlere çok kızardı. Çünkü mücadelenin daimi olması gerektiğine inanırdı. Bana da çok konuşuyorum diye kızardı aslında. Sen çok konuşuyorsun artık biraz azaltlardı. Bize çok şey kattı. Bir kadın olarak çok şey kattı. TMMOB içerisinde de daha çok belki de erkeklerin görünürlüğü ön planda olmasına rağmen biz biliyoruz ki Ayfer Eğilmez, Ayfer Tüpeli Eğilmez inanılmaz mücadeleleri olmuştur. TMMOB'yi TMMOB yapan değerlerden birisidir Ayfer Eğilmez. Ve bizler de onun bıraktığı yerden bu değeri taşımaya devam edeceğiz. Bize her zaman köşedeki konuşmalarıyla mücadelesiyle örnek oldu. Güç verdi, enerji verdi. Ve bizlere yol verdi. Ayfer ablamızı adını yaşatmaya devam edeceğiz. Anısı zaten asla silinemez. Yol nedir? İnsanın yuvası neresidir? İnsan kendisini nasıl inşa eder gibi felsefi sorulara, kendisi gibi yaşayarak yanıt verdiği bir yaşamı oldu Karakaşlı Ayfer'in. İyi ki devranına denk geldik.